2008 yılında Airbnb kuruluyor. Tam da böyle 2008 Amerikan krizinde kuruluyor ve Amerika'da çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Daha sonra Avrupa'ya yayılıyor. Daha sonra Türkiye'ye tabii ki geldi. Arkasından da bu yoğun turisti yararlanmak isteyen yerel halk Airbnb'yi keşfetti. Airbnb'yi keşfetmesiyle beraber de apartlar oluşmaya başladı. Sonuçları çok hızlı oldu. O kadar hızlı oldu ki 2 sene içinde Kaş'taki kira fiyatları, bu abartılı bir rakam değildir, neredeyse 10 katına geldi. Yani neredeyse 10 katı, bu inanılmaz bir rakamdır. Artı olarak şeye, köye hiçbir katkısı olmayan, tamamıyla tüketime dayalı bir yapılanma getiriyorsunuz. Tamamıyla tüketmek üzerine. Yani düşünün, şeylere bile, tarımsal alanlarda bile şu an şeyler var, yapılar var. 30 sene önce bu ambarlar tahıl doluydu. Buğday, arpa, nohut, köylünün ekim dikim boludu, üretim boludu. Bu ambarlar şimdi şu anda boş. Endemik türleri kaybediyoruz, yaban hayatı kaybediyoruz, domuzlar şehirlere iniyor. Yani bu çok sevimli görünüyor olabilir ama şehirde domuz beslemek zorunda kalmak artık bizim doğayı yok ettiğimizin bir kanıtı. Hayvanlar yemek yiyecek bir orman bulamıyorlar demek ki. Çok yüksek, 2 katlı, 3 katlı binalar yapıyorlar hemen dibimizde. Bu doğaya aykırı, doğanın kuralına aykırı. Buraya mesela onların yerine ahşap binalar, tek katlı ahşap binalar yapılması daha iyi olur. Şu anda Kaş'ta konuşulan kaçak ev sayısı 6500 ile 10.000 arasında. Düşünebiliyor musunuz rakamı? Yani İstanbul'da diyelim ki 20 milyon insan yaşıyor. 7 milyon ya da 8 milyon yapı var. 4 milyon kaçak olduğunu düşünün. Yani inanılmaz bir rakam Kaş'taki şu anda gelinen nokta.